Şimdi bugüne kadar milletin hayrına olmasına rağmen karşı çıkılan projeler ve Kanal İstanbul ile ilgili videoyu hep birlikte tekrar izleyelim, seyredelim. Yıllarca bu ülkenin ve milletin hayrına olan her projeye karşı çıktılar. Türkiye'yi bu asır medeniyetler seviyesine ulaştıracak hangi kalkınma hamlesinden söz edilse engel olmaya çalıştılar. Sabiha Gökçen'e uçak inmez dediler. Yılda 12 milyon yolcu sayısına ulaşan havalimanı Avrupa'nın sayılı tesislerinden biri oldu. Sabiha Gökçen havalimanı. Uçak inmiyor mu? Hayır. Kaç milyon dolar var burada? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka bir ülke görüyor musunuz? Kurbağalara yapıyorsunuz dedikleri Kevan Barajı 45 yıldır milyonlarca konuta elektrik sağladı. Tarım alanlarına can verdi. İstanbul'da yapılan her köprü projesine karşı çıktı. Yıkılır dedi. Bugün o köprüler ticaretin ve günlük yaşamın bel kemiği haline geldi. Gerekli değil diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştıkları Marmaray hattı yapıldığı günden bu yana 500 milyondan fazla yolcu düştü. Şehir hastaneleri israf kurdular. Pandemi döneminde sağlık sisteminin ayakta kalmasını sağlayan şehir hastaneleri tüm dünyanın imlendiği bir model haline geldi. Daha önce ben bu şehir hastanelerinden arkadaşlarım hep bize eleştiriyor. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Şehir hastaneleri niçin yapıldı diye eleştirmedim. İstanbul Havalimanı güvenli değil dediler. Kapatılmalı dediler. Bugün İstanbul Havalimanı 120'den fazla ülkeye ve 146 destinasyona uçuş sağlayarak Avrupa'nın en büyük hava ulaşım merkezi haline geldi. Kalkınmaya karşı çıkmayı ve yalan siyasetini gelenek haline getirdi. Teröristlerin ağzıyla eleştirdikleri İHA ve SİHA'lar terör tehdidini bitirdi. Türkiye'nin bölgesel gücünün markası haline geldi. Türk mühendislerin emekleri Karabağ Zaferi'nde önemli bir rol oynadı. Bu ülke için iyi olan, güzel olan ne varsa karşısında buldular. Yetmedi, tehdit ettiler, zarar verdiler. Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, AOC ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyorum. İçerideki ve dışarıdaki işbirlikçileriyle Türkiye'nin yükselişini baltalamaya çalıştı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmak için var gücüyle çalışan, sağlıktan altyapıya, ulaşımdan sanayiye, çevreden savunmaya kadar her sektörde istihdam yaratan ve ekonominin motoru olan mega projelere sistematik olarak karşı durdular. İşte bu zihniyet bugün de aynı şekilde Türkiye'yi lider ülkeler sınıfına taşıyacak olan Kanal İstanbul projesine karşı durdu. Sanki dünyada yapılan ilk kanal projesiymiş gibi halkı yanlış bilgilerle kandırmaya çalıştı. Süveyş Kanalı, Kiel Kanalı, Panama Kanalı, Korint Kanalı ve daha pek çok kanal projesi ülke ekonomilerine yılda milyarlarca dolar katkı sağlarken Kanal İstanbul'la ilgili kasten yanlış bilgiler vererek halkın aklını karıştırmaya çalıştı. Kanal İstanbul projesi ülkemizin en önemli istihdam kaynaklarından biri olacak. Proje kapsamında 500 binden fazla vatandaşımız iş imkanına kavuşmuş olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdam hamlesi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul
hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin ekonomik anlamda yükselişi için büyük bir imkan olacak. Sadece gemi geçişlerinden alınacak ücretler değil, Karadeniz kıyısına yapılacak olan limanlar ve kanal etrafında oluşacak liman ticaretiyle yıllık 28 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulacak. Ve ülkemiz gayri safi yurt içi hasılasına 12 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Kanal İstanbul'da aynı zamanda Türkiye'ye model olacak yeni ve çevreci bir şehir tasarımı, yeşil ve akıllı bir kent oluşturulacak. Kendi enerjisini üreten, yenilenebilir kaynaklara göre tasarlanacak bu yeni şehir mimarisi, kısa zamanda tüm Türkiye'ye örnek olacak ve yeni ufuklar açacak. 2023, 2053 ve 2071 yılını bugünden tasarlayan anlayışla Kanal İstanbul, istihdam ve ekonomik kalkınmanın sembol projesi olacağı gibi, çevresi de ekolojik kent yaklaşımının dünyadaki nadir örneklerinden biri olacak. Yenilikçi bir atık yönetimi modeliyle Türkiye'nin en modern altyapısına kavuşacak. Orman ve deniz en tabii haliyle kurulacak. İstanbul Havalimanı'yla entegre bir uluslararası ulaşım ağı kurulacak. Kanal İstanbul aynı zamanda kapsamlı bir güvenlik projesi. İstanbul'un en önemli dokusu olan Boğaz'ın korunması, kazaların can ve mal kaybının önlenmesidir. Bekleme maliyetlerinden ve Boğaz'daki tehlikeli dönüşlerin sorumluluğundan kurtulmak isteyen uluslararası şirketler Kanal İstanbul'u tercih edecek ve bu sayede Boğaz'daki gemi trafiği önemli ölçüde azaltılarak doğal ve tarihi yapısına yönelik tehditler ortadan kaldırılacaktır. Kanal İstanbul, Türkiye'yi 2023 sonrasındaki yeni yüzyılına taşıyacak en görkemli ve milletin faydasına olan en geniş çaplı kalkınma hamlesidir. Türkiye'nin bölgesel gücünün ve sağlam ekonomik altyapısının simgesi olacak Kanal İstanbul, istihdam getirecek, gelir ve güven getirecek. Türkiye, milleti için mega projeler tasarlamaya ve gerçekleştirmeye tüm hızıyla devam edecek. Evet, yaptırmayız da yaptırmayız diye kendilerini paraladıkları proje işte bu. İstanbul'a karşı sorumlulukları yerine getirmeyenlerin Kanal İstanbul projesiyle ilgili ileri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka işe yaramaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.